Evet, benim de yükselenim olan sevgili akrepler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Aralık ayında sevgili akrepleri neler bekliyormuş. Yeni formatımızı biliyorsunuz aylıklarda. 4 tane yeni desteden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de minnoş favori destemden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili akrepler için ilk kartımızla başlayalım. Şöyle ortalardan çekelim bir tane. Hoba! Dziatka Kupkov. Kupaların onlusu. Mutlu hayat. Sonuç. Para. En az 3 tane kelimesidir aslında bu kartın. Ailenizden vakit geçireceğiniz, mutlu vakit geçireceğiniz bir dönemi, hatta aranızda dargınlık varsa bu dönem buzların birazcık daha eriyeceği, hatta tamamıyla eriyeceği bir dönemi sembolize eder. Hep beraber bir yerlere gidebilirsiniz. Ortak aktivitelerde bulunabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda sonuca erdirme. Erdirmeyi sembolize eder. Nedir? Uzun dönem ilişkiniz vardır. Evlilik teklifi veya evlilikle alakalı ciddi konuşmalar. Ev almayı sembolize eder. Aynı zamanda veyahut ev almayla alakalı ciddi konuşmaların artık yapılacağı bir dönemi sembolize eder kupaların onlusu. Hadi bakalım. Dilekler kabul olur der aynı zamanda sevgili akrepler bu dönem. Hadi bakalım şimdi ikinci kartımız sevgili akrepler için. Tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de ne diyebiliriz tılsımların ikilisiyle alakalı? Der ki bu dönem olasılıkları tartacağın dönemi sembolize eder der sevgili akrep. Yani parasal anlamda olasılıklar olabilir, ilişki anlamında olasılıklar olabilir. Yani belki hani böyle balık sırtında bir ilişkiniz vardır ve devam etmeli miyiz? Hani ne yapmalıyız? İlerisi ne olur? Gibi. Olasılıkları tartacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda der ki şanslı değişimi sembolize eder bu kart sevgili akrepler. Ve der ki bu şanslı değişime çok çabuk adapte olacaksın sevgili akrepler. Bu nedir? İşte ay kulağım çınladı. Ne olabilir? İşte yeni çocuğunuz doğmuştur. Şanslı değişim. Çabuk adapte olacağınız, yani babalık figürünün daha çabuk, babalık figürüne daha çabuk adapte olacağınız veyahut yeni bir ortama girersiniz, şanslı bir ortamdır, bu ortama çok çabuk adapte olacağınız veyahut şanslı bir iş başladınız ve buraya çok çabuk adapte olacağınızı sembolize eder bu kart bizlere. Hadi bakalım. Bazı akrepler için de yeni iş, şanslı işi sembolize eder bu kart bizlere. Hadi bakalım. Üçüncü kartımız sevgili akrepler için. Bu sefer de önlerden çekelim. Şöyle. Tuz Cezlaf. Tuz. Asaların ası. Asaların ası nedir? Yeni başlangıç, yeni proje, yeni rekabet, yeni olanaklar, yeni fırsatları sembolize eder. Aynı zamanda yeni ilişki başlangıcı. İlişki konusunda iki tane yorumda bulunulabilir aslında. Asaların ikilisi için. Birincisi yeni ilişki başlangıcı. İkincisi de yeni sadece ve sadece cinselliğe dayalı bir ilişki başlangıcını sembolize eder. Veyahut da İlişkinizin aslında sizin sandığınız kadar aşka sevgiye dayalı değil de cinselliğe dayalı bir ilişki olduğunun farkına varacağınız dönemi sembolize eder. Bazıları için negatif olabilir bu yorum. Bazıları için de pozitif olabilir, bilmiyorum. Aynı zamanda cinselliğin yetersiz olduğu dönemi sembolize eder. Cinselliğin size yetmediğini, hayatınızda cinselliğin eksik olduğu bir dönemi sembolize eder. Bu kart bizlere. Hadi bakalım.
Son kartımız akrepler. Bu destenin son kartı. En önden çekeceğim arkadaşlar. Asaların tövbe. Kupaların dörtlüsü. Kupaların dörtlüsü de der ki birincisi pozitif anlamda mutluluğu seçmedir. İkincisi de der ki kafanı kaldır ve etrafına bak artık. Sevgili akrep. Bak önünde 3 tane kupa var. Biliyorsunuz klasik tarotta da nasıldır? Adam bağdaş kurmuştur böyle. Başını aşağı eğmiştir. Önündeki dolu kupaları görmüyordur. Ve artık bulutların içinden evren enerjisi mi dersiniz, tanrı mı dersiniz, Allah mı dersiniz, Buda mı dersiniz, inancınıza kalmış. Ve oradan bir el çıkmıştır der ki ya hiçbir şeyi görmedin, değerlendirmedin sevgili akrep. Lütfen ve lütfen artık bunu gör ve değerlendir. Aynı zamanda bu kart içimizdeki bilinçaltımızdaki şu korkuyu sembolize eder. Geçmiş başarısızlıklarından yeni fırsatları göremiyorsun. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık geçmişi geçmişte bırak sevgili akrepler. Bu kart bizlere. Aynı zamanda der ki sevgili akrep bu dönem alkol kullanımına çok dikkat et. Alkolizm eşiğin çok düşük. O yüzden de ipin ucunu kaçırmasan iyi olur der bu kart bizlere. Hadi bakalım geldik en eski desteme. En eski destemin ilk kartı. Ve inanılmaz derecede bakın uyardı. Şimdi de diyor ki asaların sekizlisiyle hızlı büyüme. Çabuk hareket et. Panik yapma. Bekleme. Atıl der. Ve bu dönem cevaplarının 90 derece keskin köşeli olması lazım der. Yani evet veyahut hayır. Ve der ki artık senin için hani ivme alma vakti başladı, zamanı geldi. Ve bir takım şeyler sen farkında olmadan olacak ve sen ne istiyorsan çok daha iyisi olacak der. Aynı zamanda uçakla bu dönem partnerinizle beraber bir kaçamak olabilir. Tek başınıza tekseniz tek başınıza bir kaçamak yapabilirsiniz. Veya işten alakalı bir yerlere gitme gelme olayları gündeme gelebilir bu dönemde. Veyahut uçak hızıyla denir yani kahve falında. Uçak hızıyla çok çabuk bir haber alacağınızı, bir cevap alacağınızı sembolize eder bu kart bizlere sevgili akrepler. Fakat bu dönem çok meşgul olacağınız bir dönemi de sembolize eder bu kart bizlere. Hadi in bakalım. İkinci kartımız bu destenin ikinci kartı sevgili akrepler için. Kupaların ikilisi. Kupaların ikilisi çoğunlukla aslında duyguları sembolize eder. Eğer tek bir akrepsiniz, bu dönem su grubu, yengeç, akrep, balık. Bu gruplara dikkat. Aralık ayında diğer yarını bulabilirsin der. Bir elmanın ikinci yarısını sembolize eder. Şanslı ortaklığı sembolize eder. Tanışma, buluşmayı sembolize eder. Bazı akrepler için de ikinci şanslı bir işi sembolize eder bu kart bizlere. Sevgili akrepler, aynı zamanda da uzun dönem beraber olan akrepler için de evlilik teklifini sembolize eder sevgili akrepler. Veyahut evlilikle alakalı artık ciddi bir takım konuşmaların açılacağı dönemi sembolize eder. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız sevgili akrepler için. Diyor ki kılıçların dokuzlusu. Kılıçların dokuzlusu diyor ki her şey güzel de iş konusunda birazcık böyle her şey güzel gidiyor ama birazcık stres altına girebilirsin bu dönemde diyor. Veyahut ilişki konusunda partnerinizle aranızda küçük böyle toksik tarz bir tartışma yaşayabilirsin bu dönem diyor. Ve strese bağlı olarak özellikle ağır işten dolayı, işteki stresten dolayıdır normal şartlarda der ki baş ağrısı yaşayabilirsin kronik, boyun ağrısı yaşayabilirsin, sırt ağrısı yaşayabilirsin der. Aynı zamanda der ki bir taraftan bir taraf
Siz olabilirsiniz veya partneriniz. İşteki arkadaşlarınız da olabilir bu. Karşı taraf veya siz. Birinden biri birbirine ultimatum verecek der. Bu kart bizlere. Eğer şöyle yapmazsam böyle yaparım gibi. İlişkide üçüncü kişinin varlığını sembolize eder. Negatif de aynı zamanda metresi. Hadi bakalım. Bu destenin de son kartına geldik. Sevgili akrepler. Şimdi bunu da en arkadan çekeceğim sevgili akrepler. Şöyle karıştırayım iyice. Gene çıktı. Asaların ası. Hadi tekrarlayayım. Dileklerin kabul olacağı, hareket halinde olacağınız bir dönemi sembolize eder. Yeni iş, yeni rekabet, yeni başlangıç, yeni ilişki başlangıcı, yeni cinselliğe dayalı ilişki başlangıcını sembolize eder. Veyahut da cinselliğin yetmemesini sembolize eder. Yani cinsel açlığı sembolize eder bu kart bizlere. Libidonuzun yüksek olduğunu fakat bunu harcayamadığınızı ve bunun sonucunda da belki üzerinizde birazcık agresiflik yaratabileceğini sembolize eder bu kart bizlere. Hadi bakalım geldik en minnoş desteme. En minnoş destemin ilk kartı sevgili akrepler için. Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel. Joker. Kartı çıktı. Bu dönem bir takım sürprizlerle, öngörülemez olaylarla karşılaşabilirsin der. Yani planda olmayan yepyeni şeyler çıkabilir, hayatına dahil olabilir der. Bazı akrepler için de der ki hayatında bembeyaz bir sayfa açacağın dönemi sembolize eder der. İlişki konusunda yabancı gelin, yabancı damadı sembolize eder veya yabancı partner. Partneri sembolize eder. Eşcinsel birlikteliği sembolize eder. Ve ne dedik? Öngörülememezlik. Eğer bu dönem sevgili akrepler herhangi bir çocuk planınız yoksa diğer insanlardan 2 kat 3 kat daha fazla korunmanız gereken bir dönemi sembolize eder. Çünkü aynı zamanda bu kart istem dışı gebeliği de sembolize eder. Karşımızdaki partnerin de bizden yaşça genç olacağını, hatta çok çocuksu, eğlenceli bir karakter olacağını sembolize eder bu kart bizlere. Hadi in bakalım. İkinci kartımız, bu destenin ikinci kartı sevgili akrepler için. Asılan adam. Asılan adam güçlü arkan, yavaş karttır. Der ki bir takım işlerin senin tahmininden birazcık daha yavaş ilerleyebilir der bu dönemde. Aynı zamanda iyi haberi sembolize eder. Ve der ki eğer light bir takım sporlara başlamak istiyorsan, yogadır, pilatestir, meditasyondur, bu dönem tam zamanı, bir takım olayları da çözüme kavuşturmak için de tam zamanı. Çünkü bu dönem farklı bir bakış açısıyla olaylara bakmaya başlayacaksın der. Ve ilişki konusunda der ki bu dönem birazcık böyle kayıp anlamında şöyle ki der ki bu dönem ilişki anlamında pembe gözlük takacaksın. Sevgili akrep ve bir takım gerçekler gözünden kaçabilir, göremeyebilirsin der. Aynı zamanda yaratıcılığı sembolize eder. Moda, sanat, müzikle uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Çünkü der ki bu dönem yaratıcılığın, çünkü farklı açıdan bakma, yaratıcılığın had safhada olacak. Bu dönem çok iyi eserler ortaya çıkartabilirsin sevgili akrep der bu kart bizlere. Hadi bakalım. Üçüncü kartımız sevgili akrepler için. Kupaların üçlüsü. Sevgili akrepler, bu dönem
mutlu bir takım olaylarla karşılaşacaksınız. Sizi çok mutlu edecek, hatta kutlama yapacak bir takım olaylar yaşayacaksın der bu kart bizlere. Ve bunun sonucunda da kutlama yapacaksın. Yani bu ne olabilir? Vize başvurusu yapmışsınızdır, vizenizi alırsınız veya diplomanızı alırsınız bu dönemde. Parti hazırlığı, arkadaşlarınızdan hangover bir partiye gidebilirsiniz. Ne diyebiliriz ekstradan? Evlilik hazırlığı, nişan hazırlığı, söz hazırlığı diyebiliriz. Ve sevgili akrepler, bu dönem bol bol gıybet, yani dedikodu yapacağınız bir dönemi de sembolize eder. Aynı zamanda kupaların üçlüsü. Hadi in bakalım sevgili akrepler için son kart. Bunu da en önden çekeceğim sevgili akrepler sizler için. Pazar gününü sembolize eder. En şanslı gününüz pazar günleri diyebilirim sevgili akrepler bu dönemde. Neden? Benim de doğum kartımdır. Güneş kartı. Çok özür diliyorum. Ruslarda şöyle bir şey vardır. Eğer bir şeyden bahsediyorsan ve hapşurursan evet doğru söylüyorsun derler. Güneş kartı. Sevinç, pozitif enerji, başarı, mutluluk, çocuksa çocuk. Veyahut hamilelik haberi alabilirsiniz etrafınızdan. Kariyer anlamında yükselme, zam, parasal anlamda büyüme, karı sembolize eder aynı zamanda bu kart. Ve der ki, dileklerin gerçek olacak. Ne istiyorsan çok daha iyisi olacak der bu kart bizlere. Evet sevgili akrepler, sizler için Aralık ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.